Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Farklı türlerde kitap önerilerinde bulunmayı çok seviyorum biliyorsunuz. Bugün de çok gene benim için sizin de çok kolay rastlayamayacağınız bir kitap önerim olacak birden fazla. Ben Türk mutfağını çok seviyorum. Türk mutfağının derinliklerini araştırmayı ve bunları öğrenmeyi çok seviyorum. Osmanlı mutfağını çok seviyorum. O yüzden de size Türk ve Osmanlı mutfağı üzerine yapılmış en kapsamlı araştırmalardan oluşan 4 tane harika kitabı tanıtacağım bugün. kitabım. E, Stefanos Yeresimos bir tarihçi, bir araştırmacı aynı zamanda. 15. ve 16. yüzyıldaki Osmanlı saray mutfağını anlattığı çok güzel bir kitap. Sultan Sofraları Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Bu kitabı çok oldu ben alalı. Eski bir kitap. Gene gene göstereceğim size. Bakın gördüğünüz gibi bayağı bol sıfırlı. Daha sıfırlar atılmadan. Bu kitap çok güzel bir kitap. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye üzerine çalışmalarıyla tanınan bir araştırmacı Stefanos Yeresimos. Ee, İstanbul doğumlu kendisi. Ee, daha sonra da Türkiye üzerine... Yani aslında siyaset yakın orta... Yakın Türkiye tarihi ile ilgili kitaplar yazan biri. Ancak ilginç bir şekilde araştırmacı kişiliği... Bir de e, demiş ki şu Osmanlı'nın mutfağını, saray mutfağını bir güzel anlatalım demiş. Osmanlı saray mutfağı üzerine de... Ee, ciddi araştırmalar yapmış. Ee, Kaynakçalara başvurmuş, İstanbul'daki Beyazıt Kütüphanesi'nin içinden girmiş, oradan çıkmış, eski yazmalara ulaşmış, İran'a gitmiş, işte başka yerlere gitmiş ki gerçekten çok kapsamlı, e, hakkını vererek bir araştırma yapmış. Bu kitap beni çok etkiledi. Çünkü e, benim için Osmanlı kültürü çok önemli. Kültürümüzün en önemli parçası. 800 yıllık bir imparatorluğun içerisindeki derinlik, vakıflar, eğitim sistemi e, içerisinde bir de mutfak çok önemli. Çünkü bence bir... Toplumun, bir uygarlığın zenginliğini onun mutfağı gösteriyor. Bence de Türk mutfağı. Yani Türk mutfağı zaten bence Osmanlı mutfağı. Ki Osmanlı mutfağını saray mutfağı olarak ayırmamız gerekiyor. Çünkü saraylarda sultanların, padişahların yediği yemekle halkın yediği yemek çok aynı şey değil. Üzerine yapılmış en kapsamlı şey. Ee, gerçekten de önce bulamıyor. Hikayesi de ilginç. Çok fazla yemek tarifleriyle ilgili bir şey bulamıyor. Daha sonra bakıyor ki Osmanlı Sarayı aslında Topkapı Sarayı'ndaki özellikle dokümanlara, envanterlere bakıldığında çok fazla mali muhasebesel olarak envanterlerle iyi bir envanter dökümü arşivlemesi olduğunu görüyor. Burada sarayın içerisinde sultanın padişan verdiği davetlerden işte onların biliyorsunuz fakirleri besledikleri yerler var işte imareler var, aş evleri var, yoksul evleri var. Burada verdiği davetlerden alınan muhasebesel gider, ne kadar et alındı, ne kadar işte şu kadar ne kadar tarçın tüketildi gibi yemeklerde kullanılan malzemenin ...şeylerinden yola çıkıyor. Sonra gerçekten çok nadir olan bir el yazmasını buluyor. E, bu yazarın, e, bakıyor ki kaynakları karıştırdığında aslında yazarın kendi tarifleri olmadığını, artık şu anda bulamadıkları, ulaşamayacakları, yeryüzünde olmayan bir kitabın tariflerinin peşine düşüyorlar. Ve inanılmaz tarifler buluyorlar. Çünkü dediğim gibi Osmanlı mutfağı sadece bir kültür var biliyorsunuz, sadece mezelerle başlıyor. E, Orta Asya'yı inkar eden bir taraf var, yemek e, tarihçileri arasından bahsediyorum. Onlar bizim e, Orta, Orta Asya'daki köklerimizi inkar ediyorlar. Sadece işte e, Doğu tarafında balıklar, daha Ege ve Rumeli tarafı dediğimiz e, taraftan bakıyorlar ki çok haksızlık. Çünkü dediğim gibi her yerden bir şey almışız. İranlar bir şey almışız, Orta Asya'dan bir şey almışız, Avrupa'dan bir şeyler almışız o mutfaktan. Yunan'dan bir şey almışız, aşağıdan Malta'dan, Cezayir'den, Mısır'dan. Mutfağımıza bir şeyler katmışız. Bunları da rafine hale getirmişiz. Bu kitapta da bunu anlatıyor. Gerçekten güzel bir kitap. İnşallah bulabilirsiniz. Çünkü sadece bir tarif kitabı değil, bence Osmanlı kültürünün o güzel derinliklerini görmeniz için de... Yani işte fakirin nasıl bir şey yapıldığını, Osmanlı'daki sarayın kutlamalarını, bayramları, sünnet törenlerini, düğünleri muhteşem anlatıyor. Çok güzel bir kitap. Sultan Sofraları Stefanos Yerasimos'ta. Bir tane daha elimde gene çok detaylı Osmanlı mutfağı üzerine gene gerçekten detaylıca yazılmış çok bilimsel bir kitap var. O da başka bir Yunanlı'nın Marianna Yerasimos'un bir kitabı. Anladığım kadarıyla belki de Stefanos Yerasimos'un eşi bile olabilir. Çünkü Stefanos Yerasimos gerçekten bir önce Sultan Sofraları kitabı için çok ciddi araştırma yapmış. Bu da da tarifler var. Gerçekten İstanbul'daki saray mutfağına saray çevresinde yaşayan Güzel yemekten hoşlanan bir seçkinler grubu tarafından 15. yüzyıldan itibaren biçimlendirilmiş bir yemek kültürü diyor. Osmanlı saray mutfağı için bahsediyoruz. Bu kültür kullanılan malzemeden pişirme yöntemlerine, yemek çeşitlerinden, yemek yeme alışkanlıklarına, yemek öğünlerine, sofradaki görgü kurallarına, mutfak binalarına dek çok konuyu kapsamakta. Aynı Osmanlı İmparatorluğu gibi. Dediğim gibi bu kitapları size o yüzden öneriyorum. Bizim kültürümüzün derinliğini... Zenginliğini kavrayabilmek bizim kim olduğumuzu kavrayarak bu değerleri sırtımızda taşımamız demek. İnanılmaz yemekler var. Etler var, bıldırcınlar var yani e, kümes hayvanları var, balıklar var, tatlılar var, torbalar var, aklınıza gelebilecek her şey var. Ve bunlar içerisinde şu andaki Türk mutfağı zannettiğiniz şeyin içerisinde aslında giderek ne kadar azaldığını, baharat kullanımını görüyorsunuz. Tatları, tatlıları, baldır, işte kayısıdır gibi e, şeylerin kullanılması, kuru yemişlerin kullanımını görüyorsunuz. Gerçekten çok önemli, çok güzel baharatların nasıl geldiğini, tarihsel süreçte Osmanlı mutfağına nasıl kanaldığını, Osmanlı İmparatorluğu büyüdükçe fethettiği ülkelerle beraber onların o e, mutfak zenginliklerine, bünyelerine nasıl rafine bir şekilde kattıklarını tariflerle anlatıyor. Boyutyan'ın yayınlarından 500 yıllık Osmanlı Mutfağı kitabı. Türkiye'de yaşayan çok sevdiğimiz bir fotoğrafçı, sevgili Mine Kırıkkanat'ın e, fotoğrafçı e, eşi olarak tanıdığımız Daniel Colagrosi. E, Türkiye'de yaşıyor uzun senelerdir. 20 seneleri sanıyorum sevgili e, yazar Mine e, ile beraber. Çünkü ben eski bir radikal gazetesi okuruyum. E, Mine Kırıkkanat'ın radikaldeki o köşe yazılarının fotoğraflarını çekerdi Daniel. Oradan biliyorum. Sonra e, şiir tadında bir ilk kitap yazdı. Onun da ben gitmiştim hatırlıyorum. Sonra e, gerçekten bir Fransız çünkü bütün Fransızlar biliyorsunuz aslında bir gurme. Ve hepsi mutfağa girmeyi seviyorlar. Daniel de iyi bir gurme ve aşçı bence. E, Alafranga Türk sofrası Türk mutfağının sevdiği mezelerini Ege'ye ait ya da İstanbul'a Osmanlı e, saray kültürüne ait lezzetli tariflerini alıyor. Bir Fransız olarak bir gurme olarak Daniel e, yorumuyla yorumluyor ve muhteşem. E, kitabın içi de çok güzel onu da göstereceğim size şimdi. Daniel kendi elleriyle bu kitap için çok güzel illüstrasyonlar yapmış. Çok da zengin bir kitap her anlamda. Hem görsel olarak hem tarifler olarak. Ve tariflerin dediğim gibi Türk ve Osmanlı mutfağından sevdiğimiz tariflerin bir Fransızın elinden çıkma hallerini görmek çok güzel gerçekten. Ben ilgilendim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum patatesli piliç turtası gibi mesela ya da dana dili gibi. bolca et var. Çorbalar da çok güzel. Ve Bizans gazpaçosu demiş mesela. Osmanlı dışında Bizans ve Roma mutfağından da şeylerden esinlenmiş. Çok güzel. Gene boyut yayınlarından Daniel Kolagures'in Alafranga Türk sofrası. Başka bir yemek üzerine kitap. Son kitap sevgili dostum. Instagram'dan da bayılarak takip ettiğim hem bir şef hem çok başarılı bir şef hem de bence bir e, mutfak kültürü araştırmacısı olan sevgili Ömür Akkor'un Komili işbiriyle e, ikincisini çıkarttığı Komili Lezzet Seyahatnamesi ikinci versiyonu. E, geçtiğimiz sene bu e, kitabın e, birincisini çıkartmıştı sevgili Ömür. Bu kitabı çıkarabilmek için tüm Türkiye'yi arşın arşın geziyor, karış karış geziyor. E, mutfaklara giriyor, e, köylülerle konuşuyor, şeflerle, aşçılarla konuşuyor, yeri geliyor arkeolojik kazılara gidiyor, oradaki e, Osmanlı'dan gelen, Orta Asya'dan gelen Türklerin e, mutfaklarının izlerini araştırıyor gerçekten. Son 18 yıldır Türk mutfağı üzerine çalışmalar yapmak için Türkiye'yi gezen sevgili Ömür Akkor 2016'da ilkini yayınlamış, ben geçen sene demiştim, 300 bin kilometre yolu geride bırakmış Türkiye'nin dört bir yanına gezmiş. E, Komili de burada tebrik ediyorum çünkü ben Bence e, Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü insanlarla paylaşmak, bir değeri insanlara hatırlatmak için çok önemli. E, çok da güzel bu kitapta bir gene sevdiğim grafik çalışmalar var. Kendi el yazısıyla sevgili Ömür'ün. gastronomit Kıbrıs Atlası demiş mesela. Kıbrıs'a gittiğinde e, her yerden bir şeyler koymuş. Portakal Bahçeleri demiş. E, mutlaka e, okunması gereken bir kitap. E, birkaç tane tarif var, onları da söylemem lazım. E, mesela girdiği yer Adana'ya girmiş. Adana Silifke yöresine girmiş. Bu arada içinde inanılmaz güzel fotoğraflar var. Hem yemek anlatıyor size hem de oradaki kültürü anlatıyor. Mesela Mezopotamya yani GAP dediğimiz Güneydoğu Anadolu tarafına gidiyor. Ve orada Urfa, Harran, Diyarbakır, Diyarbakır, Mardin bir yandan yemekleri anlatırken bir yandan da o şehirlerin tarihi, kültürel öne çıkan değerlerini de bizlerle paylaşıyor. Emir Akkor ile Lezzet Seyahatnamesi. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bu kitabı sanıyorum satış boyutunda bulamıyoruz. Özel bir kitap ama sanıyorum Ömür Akko'nun sayfasından kendisiyle bağlantıya geçtiğinizde bir şekilde kitabın size nasıl temin edeceğinizi söyleyecektir. Ben bu kitaplara baktıkça biraz benim iştahım açıldı. Gidip biraz bunlardan yeni tarifler yapayım diyorum. Belki size bu kitaplardan seçtiğim yepyeni tarifleri de yemek bölümünde paylaşıyor olurum. Umarım videomu beğendiniz. Eğer önerileriniz, yorumlarınız, görüşleriniz varsa videomun altındaki yorum kısmına değerli görüşlerinizi bırakmanızdan memnuniyet duyuyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.